Çocuk için olabilecek en gururlu gün, bunu yaşayabilmek, görebilmek. Yani keşke kendi de görseydi diye düşünüyor insan ama herhalde görüyordur ya da hissediyordur bir şeyleri. Çok çok güzel bir duygu. En önemlisi unutulmamak, vefa göstermek ve aslında yani onu gelecek nesillere yaptığı işlerle anlatabilmek. Bence o kısmı çok önemli. Yani zorluklar içinde yetişmiş bir kişi. Yoksa yani işte sonuçta Orta Doğu boks şampiyonu olmuş. İlk defa Türkiye'de milli olmuş ama bakarsanız bir sürü insan var öyle. Ama bu 1940'lı yıllarda yapılmış olması, kendi yetiştiği ortamdan oraya gelebilmesi, insanlığın hep koruyabilmiş olması çok daha özelleştiriyor konuyu. Gerçekten bu kalabalığın çok büyük kısmı tanıyor, seviyor, kişiliğine saygı duyuyor. Gerçekten kimseyi incitmeyen, yani yaptığı sporla bağlantısı olmayacak kadar iyi bir insandı. Herkesin işine koşan, kimseden bir şey beklemeyen, çok dürüst, çok namuslu, çok iyi bir insandı. Onları görüyorsunuz. Yani kendi babanız, hani çok saydım, sevdim her zaman ama şimdi böyle görünce bir kez daha hayran oluyorsunuz. Güzel bir duygu. Boksla hiç ilgim olmadı. Yani öğrendik tabii, babam evde öğretirdi ama hiç istemedi. Abim de ben de ikimiz de istemedik. Ben su topu oynadım. Yüzme antrenörlüğü yaptım, yüzdüm. Judo yaptık. Abim şeye devam ediyor. İşte siyah kuşakta tekvando 6. dana falan çıktı. Yurt dışında yaşıyor. O öyle bir şey o seçti ama boks hiçbirimiz yapmadı. Film bizim için çok değerli. Garbiz Zakaryan bizim için çok değerli bir insan. Bunun bizim için önemi bu yüzden büyük. Garbiz Zakaryan gibi çok değerli bir sporcunun hayatını kayıt altına almak ve bunu gelecek nesillere taşımak bizim için çok önemliydi. Bu süreçte onun hayatına ortak olduk. Ondan çok güzel hikayeler dinledik. Kendi ağzından da hikayeler dinledik. Bu süreçte onu son yolculuğuna da uğurladık ve onun vasiyetini de gerçekleştirmiş olduk. O bir milli sporcu gibi Türk bayrağına sarılı bir şekilde son yolculuğuna uğurlanmak istiyordu. Buna da şahit olduk ve bu güzel duyguların birleşimi bize göre güzel bir hikaye, güzel bir film ortaya çıkardı. En çok zorlayan aslında hayat şartları oldu diyebiliriz. Çünkü bu film sürecinde çok fazla bizden bağımsız zorlukla karşı karşıya kaldık. Pandemiyle başlayan, ülkemizi sarsan deprem felaketiyle devam eden, şu anda mutluyuz biliyoruz ama çok acı günler geçirdik. Çok zorluklar yaşadık. Özellikle Garbiz Zakaryan'ın hayatına dokunmuş isimler yaş ortalaması olarak bizlerden çok daha büyük isimlerdi. Onları evlerinden, o güvenli alanlarından çıkartıp kamera karşısına geçirmek bizler için de tedirgin ediciydi. Ve onlara gerekli konforu sağlamak ve onlarla sohbet edebilmek bizler için de aynı zamanda bu zorlu süreçte büyük şanstı. En büyük zorluklar bunlar oldu açıkçası. Elbette ki biz çok memnunuz. Garbiz Zakaryan bu ülkenin yetiştirdiği seçkin sporculardan birisi, ilk milli boksör. Dolayısıyla onun hem spor kariyeri hem insanlığı günümüz sporcularına örnek teşkil edecek şekilde. Aynı zamanda biz Türkiye'li Ermeniler olarak elbette ki onurlanıyoruz. İçimizden böyle bir değerin çıkması, bu ülkeye mal olması ve bu ülkenin spor camiasının sahip çıkması elbette ki bizi onurlandırıyor. Evet, kendisiyle tanıştım. Elbette çok samimi, yakın ilişkim olmadı. Nesiller farkı dolayısıyla. Ama herkes gibi kendisi ilk tanıştığı anda bile olumlu intibalar bırakan, pozitif enerjisi olan bir şahsiyetti. Aram Bey, duygularınızı alalım. Duygular. Seven hayatını alıyorum, kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayatımın en büyük, en güzel anılarından biri. 10 yıl evvel hazırladığımız bir kitapla yola çıktık. Garbiz Zakaryan Bey'in
bütün sporculuk hayatını anlatırken istedik ki onun hiç bilinmeyen ama toplum tarafından sevilen bir yönü, altın gibi bir kalbini ortaya koymaktı. Bu konuda bir çalışma içerisine girdik. Bir belgesel yapmak bize nasip olduğu için çok mutluyum. Evet. Ve sonunda da çok büyük bir sürpriz oldu. Garbis abinin kupası artık benim müzemde. Bu bana çok büyük bir bir hayat hediyesi oldu benim için. Çünkü biliyorum bu kupa çok büyük bir emekle alınmıştı. Oğlu sağ olsun bu akşam bana takdim etti bunu.